Eşit sayıda ve aynı genetik yapıdaki K türü bakterilerle yapılan deneyler ve bu deneyler sırasında K bakterilerin diyor bireysel RNA denginin değişimi gösteren grafik aşağıda verilmiş. Buna göre diyor K türün diyor özellikle ilgili diyor hangisi doğru olamaz. Şimdi bakalım arkadaşlar birinci kapta ne olmuş? Su verilmiş, mineraller verilmiş, K bakterisi konulmuş. Bakın bir de ne olmuş arkadaşlar? Bakteri sayısı giderek azalmış. Buna bakarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Mesela heterotrof olabilir değil mi? Çünkü burada bakın organik madde yok. Kan heterotrof olduğu arkadaşlar söylenebilir bakalım. Heterotrof olduğunu söyleyebildik. Bakalım ikinci kapta ne olmuş? Su var, mineraller var, glikoz var burada bakın. İki de arkadaşlar bakın açıkmış kabın ağzı ve bakteri sayısı artmış gitmiş iki de. Değil mi? Üçte ne olmuş arkadaşlar? Bakın 2 ile 3'ün şartları aynı aslında ama biri kapalı kap, biri açık kap. Buna nasıl yorum yaparız? Kapalı kapta ne olacak? Oksijen bir süre sonra tükenecek. Yani oksijensiz bir ortam oluşacak. Burada ise oksijenli bir ortam var. Bakalım 3'teki arkadaşlar değişime. 3'te bakın bir miktar artmış sonra azalmış. Ha, demek ki arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Oksijenli solunum yapıyor. Yani aerob bir bakteridir. Dolayısıyla ilk önce ne olmuş? Buradaki oksijen bitene kadar 3. kapta oksijenli solunum yapmış. Sonra oksijen bittiği için ne olmuş arkadaşlar? Azalmış diyebiliriz. Değil mi? Aerob olduğunda arkadaşlar söyledik. Ondan sonra cuma. Bakalım diyor ki hangisi doğru olamaz. Diyor ki 1 ve 3 diyor glikoz miktarının K bakterisinin çoğalmasını etkisi araştırmış. Şimdi arkadaşlar bu tarz deneyleri biz ne diyoruz? Kontrollü deney diyoruz. Kontrollü deney. Kontrol deneyde ne oluyor arkadaşlar? Değişkenlerden sadece birisi değiştiriliyor. Bakın değişkenlerden birisi değiştirilir, birisi değiştirilir. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Değiştirilen değişkene bağımsız değişken diyoruz. Yani araştırılan değişken bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken. Diğer değişkenler sabit tutulur. Diğer değişkenler sabit tutulur. Yani başka bir fark olmayacak. Sadece bağımsız değişken farklı olacak. Tamam mı? Sabit tutulur diyoruz. Güzel. Bize ne demiş? 1 ile 3 mü demiş? Bakalım 1 ile 3'e. Neyi araştırıyoruz demiş? Glikozun etkisini araştırıyoruz. Birinde glikoz var, birinde yok. Burada sıkıntı yok değil mi? Bırakın burada glikoz yok. Glikoz araştırıyor olabilirsin. Peki su miktarları aynı işte. Mineralleri aynı. Bakteri sayıları eşit zaten demiş. Değil mi? Ama burada bir fark daha var. Bakın biri kapalı kap, biri açık kap. He. O zaman biz şimdi glikozla ilgili nasıl yorum yapacağız değil mi? Glikozla ilgili ne yapamayız arkadaşlar? Sağlıklı bir yorum yapamayız. Yani buradaki azalmanın nedeni, tamam mı? Şuradaki azalmanın nedeni ne olabilir? Oksijen olabilir. İşte glikoz da olabilir. Bilemiyorsun ki. Yani bulunmamasının nedeni. Dolayısıyla arkadaşlar yorum yapabilmemiz için ne olması lazım? Sadece bir tane değişken olması lazım. Sadece glikoz birinde olacak, birinde olmayacak. Kapların ikisi de ya açık olacak ya kapalı olacak yani. Dolayısıyla arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Bu yanlış oldu. Bize yanlış mı söylüyormuş? Evet. 2 ve 3 diyor bağımsız değişken oksijendir. Bağımsız değişken neydi arkadaşlar? Değiştirilen yani araştırılan değişken. Farklı olana bakacaksınız yani. 2 ve 3'ü karşılaştıralım. Fark sadece oksijen mi? Su miktarları aynı. Mineraller tam diyor. Glikozlar aynı şekilde. Bakteri aynı. Demek ki tek fark neymiş? Kapalı açık olması. Yani oksijenmiş. O zaman bunu söyleyebiliriz. Demek ki oksijen araştırılıyor. Bağımsız değişken oksijendir. K diyor aerobtur. Oksijen solunum yaptığını arkadaşlar 3. kaba bakarak söyleyebildik. 3. deney kabındaki diyor bakteriler önce kaptaki oksijeni kullanarak oksijen solunum yapmış. Evet bakın önce artmışlar ya. Kapalı kap. Ortamdaki oksijen bitmiş. Derken azalmaya başlamışlar. Oksijen bitince de ölmüş diyor. Bunu söyleriz arkadaşlar. K türü bakteri saprofit olabilir. Heterotrof olduğunu anladık zaten değil mi? Çünkü glikoz olmayan besi yerinde ne yapamıyor? Çoğalamıyor. Yani ototrof ki kendi besi üretemiyor. Heterotroftur. Saprofit de bir heterotroftur. Bunu da söyleyebiliriz yani. Cevabımız Adana olacak. Bir bitki hücresi aşağıdaki seçeneklerde verilen molekülün hangisini diyor sentezini yapamaz. Arkadaşlar galaktoz, glikoz, fruktoz bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar 6 karbonlu şekerlerdir. Hegzozlar yani şekerler. Yani bunlar arkadaşlar monosakkarittir. Monosakkaritleri grubuna giriyorlar. Tek şekerler. Bunlar arkadaşlar bitki ve hayvanlarda ortak olarak bulunuyorlar diyoruz tamam mı?
Dolayısıyla bir fark yok. Peki gelelim maltoz arkadaşlar. Maltoz nedir? Glikoz artı glikoz değil mi? İki glikozun birleşmesiyle maltoz oluşuyor. Peki ne şeker olarak biliniyor arkadaşlar? Malt şeker olarak biliniyor. Arpa şeker olarak biliniyor. Arpa şekeri. Yani bu nedir arkadaşlar? Bitkisel kaynaklı bir şekerdir. Bitkilerde üretiliyor diyebiliriz. Peki laktoz nedir arkadaşlar? Laktoz glikoz artı galaktozdan oluşan bir disakkarittir. Arkadaşlar bu nerede üretiliyor? Hayvanlar üretiliyor değil mi? Bakın hayvanlar üretiliyor. Süt şekeri diyoruz. Hayvanlarda üretilir. Bitkide de arkadaşlar ne olmaz? Laktoz olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. Omurgası şubesinde incelenen böcekler ile diyor. Omurgalılar şubesinde incelenen kurbağalar da diyor. Hangisi ortaktır? Bunu arkadaşlar biraz irdeleyelim. Böceklere bakalım. Kurbağalara bakalım. Özellikleri nelermiş? Arkadaşlar böceklerde ne var? Dış iskelet var değil mi? Dış iskelet var. Ne yapıda dış iskelet? Tabii ki kitinden yapıldı. Polisakkarit değil mi? Azotlu polisakkarit hatta. Peki kurbağaya bakalım arkadaşlar. Kurbağa nedir? Omurgalıdır. Bunların ne var? İç iskelet var. İç iskelet bulunuyor. Başka arkadaşlar ne solunum yapar böcekler? Böcekler arkadaşlar trake solunumu yaparlar. Trake solunumu yaparlar. Arkadaşlar trake solunumu yaptıkları için bunların kanları oksijen ve karbondioksit taşımaz. Oksijen ve karbondioksit taşımadığı için ne olmaz arkadaşlar? Solun pigmenti. Ne var? Hemoglobin falan değil mi? Bunlar taşınmazlar. Solunum pigmenti. Hemoglobin diyebiliriz buna. Değil mi? Renk maddesi yani. Hani bizim kanımız kırmızı ya. Solunum pigmenti taşımıyor. Neden? Çünkü kanları oksijen ve karbondioksit taşımıyor. Neden? Çünkü trake boruları hücrelere kadar uzanıyor ve oksijeni direkt hücrelere taşıyor diyebiliriz. Değil mi? Bunlar da arkadaşlar ne var? Bunlar akciğer solunumu yapıyor kurbağalar. Akciğer solunumu yaparlar. Erginleri tabii. Larvası arkadaşlar ne solunum yapar? Bunu erginleri yapıyor. Erginler aynı zamanda arkadaşlar deri solunumu da yapıyor. Akciğer ve deri solunumu yapıyor. Larvası arkadaşlar solungaç solunumu yapıyor. Larvası solungaç solunumu yapıyor. Bakın ne dedik? Larva ergin değil mi? Ne demek bu? Başkalaşım geçiriyor. Başkalaşım geçirir diyoruz. Arkadaşlar turtle kelebek aklınıza gelsin. Böcekleri ne yapar? Başkalaşım metamorfoz geçiriyorlar. Başkalaşım arkadaşlar geçirirler diyoruz. Arkadaşlar bunların kalbi kaç odacıklı? Kalpleri arkadaşlar bunların 3 odacıklıdır. Soğukkanlı canlılar zaten. Döllenme nerede oluyor arkadaşlar kurbağalarda? Kurbağada arkadaşlar dış döllenme balıklarda olduğu gibi dış gelişme görülüyor. Arkadaşlar böcekler kara hayatına uyum sağlamış canlılar. Kara hayatına uyum sağlamış canlılardır. Bunlar da arkadaşlar iç döllenme, dış gelişme görülüyor. Azotlu boşaltım atıkları nedir arkadaşlar? Böcekler ürik asit atarlar. Peki kurbağalar arkadaşlar larvaları amonyak atar. Erginleri arkadaşlar ne atar? Azotlu atık olarak üre atar bizim gibi. Evet. Bakalım dış iskelet kimde var? Böcekte var değil mi? Böcekte var. Kurbağada iç iskelet var dedik. Dedi ki başkalaşım geçirme bakın hem kurbağada var arkadaşlar başkalaşım hem de böcekte bulunuyor. Bu ortak oldu. Trakya solunum arkadaşlar böcekte var. Ürik asit böcekte var arkadaşlar. Kurbağa dedik ki amonyak üre atıyor ergini. Hemoglobin pigmenti kimde var dedik arkadaşlar. Kurbağada var. Böceklerin kanları zaten oksijen ve karbondioksit taşımaz dedik. Cevabımız bursa olacak. Sitoplazma miktarını ve çekirdeğin hücre bölünmesini diyor etkisini araştırmak amacıyla yapılan amip deneyi aşağıda verilmiş. Arkadaşlar bakın normal bir amip kontrol amipi kontrol grubu olarak kullanılmış bu. Normal arkadaşlar bölünmesini gerçekleştirmiş. Bakın birinci deney grubunda sitoplazmanın bir kısmı kesilmiş. Bakın çekirdeksiz olan kısım ölüyor. Ne olmuş arkadaşlar? Kalan kısım kendini ne yapmış? Onarmış. Sitoplazmasını falan onarmış arkadaşlar. İkinci grup ne yapmış bakın ikinci deneyimizde. Gene arkadaşlar sitoplazmanın bir kısmı kesilmiş ama bu kalan kısım ne yapmış? Bölünmüş arkadaşlar tamam mı? Burada bölünmemiş ama burada bölünmüş. Bakalım diyor ki bize hangisi deneyden çıkarılabilir?
Hücrenin bölünmesiyle için diyor sitoplazma ve çekirdek bulunması yeterlidir diyor. Şimdi arkadaşlar bunda da çekirdek ve sitoplazma var. Bakın bunda da çekirdek ve sitoplazma var. Bu bölünmüş ama bu bölünmemiş. Demek ki arkadaşlar başka faktörler de var yani. İşte sitoplazmanın işte belli bir büyüklüğe ulaşması, işte çekirdeğin bölünme emin vermesi filan. Gerçi onları buradan çıkaramıyorsunuz ama yani şu iki deneye bakarak bu niye bölünmedi de bu bölündü mesela. Yeterli olsaydı mesela değil mi? Bunda bölünmesi gerekirdi. O yüzden arkadaşlar bu iddialı bir cümle olmuş. Bu yanlış oldu. Diyor ki bölünme olgunluğuna diyor ulaşmış hücrenin diyor sitoplazma miktarının azaltılması bölünmeyi durdurmayabilir. Bakın burada arkadaşlar durdurmamış zaten. Sitoplazmasının bölünmemize rağmen ne olmuş? Kalan kısım ne yapmış? Bölünmüş. Bunu buradan çıkarabiliriz. Çekirdek diyor hücrenin yaşamsal olayların da yürütülmesine etkilidir. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bakın çekirdek olan kısım yaşamaya devam ediyor bu taraf ama çekirdeksiz kısım ölüyor. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar demek ki bu yaşamsal faaliyetleri yönetiyor ki çekirdeği olmayan bu kısım yaşamına devam edemezken çekirdekli olan kısım yaşamını sürdürüyor. Bunu da arkadaşlar buradan çıkartabiliriz. Cevabımız Edirne olacak. Tohumun rengi bakımından sarı tohumlu iki bezelyenin diyor kendileştirmesi sonucu bezelyelerin de %75'inin sarı, %25'inin yeşil olduğu görülüyor. Arkadaşlar burada sarı yeşile baskın diye vermemiş ama bunu şuradan çıkartabilirsiniz siz. Bakın iki tane sarıyı çaprazlıyorsunuz yeşil oluşuyorsa demek ki arkadaşlar yeşil çekiniktir. O zaman büyük aile bir sarı tohum genini gösterelim. Sarı tohum geni bu. Küçük aile de arkadaşlar yeşil tohum genidir. Yeşil tohum geni. O zaman 3 tane genotipte olabiliyor arkadaşlar buradaki bezelyelerimiz. Bakın şunlar nedir? Sarı. Peki bu nasıl sarı? Bakın bu homozigot sarı değil mi? Bu homozigot sarı. Bu da arkadaşlar sarı ama nasıl sarı? Bu heterozigot sarı. Heterozigot sarı. Bu da arkadaşlar nedir? Yeşildir. Yeşil zaten heterozigot olamaz. Homozigot demeyi de bilirsiniz ama biz diyelim homozigot yeşil bu. Evet, bunlar arkadaşlar sarı bu yeşil oldu. Bize ne diyor şimdi? Sarı tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamışsınız. Diyor ki 75'e 25 olmuş. Yani 3'e 1 oran oluşmuş değil mi? O zaman demek ki çaprazlananlar sarılar ya. Çaprazlanan hangisi olacak? Demek ki iki tane heterozigotu çaprazlamışsınız ki arkadaşlar. Bu oran ne olur? Bakın 1, 2, 1 olur. Yani 75'e 25 olur. Yani 3 bölü 4 sarı olur. 1 bölü 4 de arkadaşlar yeşil olur. Demek ki çaprazlanan bezeler arkadaşlar neymiş? Heterozigotmuş. Oluşan bu sarı tohum bezelyelerden yani şunlardan bahsediyor. Oluşabilecekleri nedir? Ya homozigot baskın olacak, ya heterozigot olacak. Evet, seçilen diyor, rastgele seçilen iki bezelyenin ayrı ayrı diye yeşil bezelyeler çaprazlanması sonucu. Bir tane de şunu alalım bakın. Diyelim ki şuradan seçtik bu geldi. Bunu yeşilden çaprazlayın diyor bize. Bir de arkadaşlar şu heterozigotu çaprazlayacağız yeşille. Yani bu çaprazlamaların sonucunu soruyor bize. Bunun sonucunda diyor, şunların sonucunda ne? Oluşmaz diyor. Bakalım diyor ki homozigot sarı bezelye oluşabilir mi? Buradan ne oluşur bakın. Buradan büyük A gelecek. Buradan da küçük A gelecek. Dolayısıyla buradaki bütün bireyler ne olacak? Heterozigot olacak. Peki burada bakın burada arkadaşlar büyük A küçük A da oluşabilir. Değil mi? Heterozigot da olabilir. Homozigot çekinik de olabilir. Ne oluşmaz? Homozigot sarı demek büyük A büyük A demek değil mi? Evet. Bakın bu ne olmaz arkadaşlar? Bunların hiçbirinde oluşmuyor zaten. İhtimal yoktur diyor. Bunu alacağız. Diyor ki heterozigot sarı diyor. Heterozigot sarı arkadaşlar bakın burada da oluşabilir. Bundan da oluşma ihtimali var. Bu oluşuyor. Homozigot yeşil diyor. Bakın yeşil de oluşabiliyor zaten. Ne oluşmaz? Büyük A büyük A oluşmaz. Bu çaprazlamaların sonucunda. Cevabımız Adana olacak. Bir besin zincirindeki canlılar diyor verilmiş. Biyokütlesi en fazla olan ve birey sayısı en az olanı soruyor bize. Bunu bir piramide yerleştirelim bize arkadaşlar. Piramide bunu biz yerleştirelim şöyle. Hem de konuyu bir özetlemiş olalım. Piramide bunu yerleştirdiğimiz zaman bakın ot diyor. Ot ne olacak arkadaşlar? Üretici piramidin en altıncı olacak. Birinci trofik düzeyde olacak. Onun arkadaşlar kim yiyecek? Sıçan yiyecek. Sıçan ne oluyor arkadaşlar? Birinci derece tüketici oldu. Onun arkadaşlar halka kuyruklu kedi yiyecek. Değil mi? Halka kuyruklu kedi, halka kuyruklu kedimiz. Onu da arkadaşlar vaşak yiyecek. Vaşak burada ne olacak? Son tüketicimiz olacak. Ayrıştırıcılar nereye yerleştiriyoruz arkadaşlar? Her basamakta görev alıyorlar. Ayrıştırıcılar. Işık enerjisini ot kullanıyor, besin üretiyor. Besin arkadaşlar sonraki basamağa yemek suretiyle aktarılıyor diyoruz. Şimdi arkadaşlar
Üreticiden tüketiciye doğru gittiğim zaman ne oluyor bakalım. Bakın birey sayısı ne yapıyor? Azalıyor değil mi? Birey sayısı azalır. Birey sayısı azalır. Ot arkadaşlar sayı olarak tabii ki vaşaktan daha fazla olur. Üreticiler daha fazladır. Aktarılan enerji azalır. Aktarılan enerji azalıyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Diyelim ki ot ne yaptı? Fotosentez yaptı. İşte glikoz üretti 100 tane. Enerjiyi arkadaşlar besinde depolamış oldu. Bir sonraki canlı arkadaşlar bunu ne kadarını alıyor? %10'unu alıyor. Dikkat edin. %10'unu alıyor. %10'unu alıyor. Bakın aktarılan enerji azalıyor ama aktarılan arkadaşlar oranı değişmiyor. Dikkat edin. Oranı değişmez. %10'dur. Ama miktarı azalır. Başka biyolojik birikim artar arkadaşlar. Biyolojik birikim artıyor. Ne demek istiyoruz biyolojik birikimden? İşte arkadaşlar ağır metaller gibi bazı maddeler vücudumuz aldığımız zaman bunu atamıyoruz. Vücudumuzda birikiyorlar. Bir sonraki canlı arkadaşlar bizi yediği zaman ne yapıyor? Onu da almış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar biyolojik birikim ne yapıyor? Tüketiciye doğru artmış oluyor. Peki biyokütle ne demek? Biyokütle. Her basamak arkadaşlar toplam canlı ağırlığı. Böyle bir otun ağırlığı demeyin sakın, tamam mı? Tabii ki bir ot vaşaktan daha ağır değildir ama bir ovayı düşünün, Konya ovasını düşünün. Oradaki bütün buğdelerin, otların ağırlığı. Orada işte diyelim 5-10 tane vaşağın ağırlığı gibi düşünün. Biyokütle ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor diyoruz. Gittikçe azalır. Vücut büyüklüğü genellikle artar diyoruz. Vücut büyüklüğü genellikle artar. Tabii ki istisnaları vardır. Bize neyi sormuş? Biyokütlesi en fazla. Biyokütle azaldığına göre en fazla ot olacak. Evet. Ot yani D olacak. Bir de neyi sormuş? Bize birey sayısı en az olan. Birey sayısı gittikçe azalıyordu. En az olan ne olacak? Vaşak olacak. Vaşak nedir? A, D, A mı oldu? Evet, cevabımız Ceyhan olacak.